Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle hem güzel hem şık, zarif, güzel bir örgü modeli hazırlayacağız. Modelimi şöyle sevgili hanımlar, bebe yünüyle hazırlayacağım. Şöyle orta incelikte bir ip, şöyle gördüğünüz üzere bebe yünü. İpim de sevgili hanımlar 100 gramlık, 260 metrelik bir ip. Evet, hazırsanız hemen modelimize geçelim arkadaşlar. Şöyle 3,5 milimlik de şişlerimi kullanacağım. Modelim oldukça kolay, güzel. 8 sırada bir model oluyor hanımlar ama inanın 4 sırası düz örgü. Şimdi yapacağız hep birlikte. O kadar kolay, o kadar güzel ki sizler de severek yapacağınıza inanıyorum. Şöyle 2 tane şişimi birlikte tutuyorum hanımlar. Sizler lastik modeli yapmak istiyorsanız yapın. Ben model anlatacağım için lastik yapmadan modele başlayacağım arkadaşlar. Evet, ilmeklerimizi atalım arkadaşlar. Modelimizi başlayalım. Şöyle 2 ve 2'nin katlarında ilmekler atıyoruz arkadaşlar. Ne yaparsak yapalım 2 ve 2'nin katlarında ilmekler atacağız. Evet, bu kadar yeterli ama ben yine de şöyle biraz attım arkadaşlar. Şöyle 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 1 ilmek olmuş. Odaklamamızda bir problem oldu. Evet, şimdi bir ilmek dağıtalım. Şu 2 ve 2'nin katlarında ilmeklerimizi atmış olduk sevgili hanımlar. Şimdi modelimizi hemen gevşeme yapmasın şuradan bağlayacağım arkadaşlar. Hemen modelimizin kurulumuna geçeceğim. Evet, şimdi modelimize örgümüzün ön yüzünden başlıyoruz. Arka yüzünde sevgili hanımlar şöyle bir sıra ters örgü yaparak modelimi kurmaya başlayacağım. İlmeğimi yeni ördüğüm için, kurduğum için ilk ilmeğimi ördüm ve tüm ilmeklerimi bakın ters olarak örüyorum. Modelim hem kolay hem güzel hem de basit bir model sevgili hanımlar. Evet, tüm ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modelimizi ön yüzde kuracağız. Evet, şöyle bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi ön yüzdeyim. Modelimi ön yüzde kuruyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi hemen örmeden aldım. Bir kez doluyorum. Burada bakın iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. 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 İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet, şöyle bir görüntümüz olacak arkadaşlar. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet, bu sondaki hanımlar arttırma yapmıyoruz. Burada başlangıçta arttırma yaptığımız için sona geldiğimiz zaman arttırma yapmıyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Burada sevgili hanımlar bir kez doluyorum. Ön yüze yaptığımız işlemi arka yüzde bakın ters olarak yapıyoruz. Evet, ön yüzde yaptığımız işlem arka yüzde ters. Modelimizin ikinci sırası. Bir doluyoruz. İki ilmeği birlikte örüyoruz. 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 Bir doluyoruz. İki ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Arka yüzde de ön yüzde yaptığımız işlemi ters olarak yapıyoruz. Evet, modelimin ikinci sırasında bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi sevgili hanımlar, şöyle ben bir model hazırlamış oldum. Yani modelimizin birisi hazır durumda şu anda. Şimdi aynı işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar. Bir sıra daha üstünde.
Evet, şöyle. Evet, kenar ilmeğimi aldım. Bakın, bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Alttaki yapmış olduğumuz modeli üstte tekrar yapıyoruz. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Bakın. Bir doluyorum. İki ilmeğimi düz. Bir doluyorum. İki ilmeğimi düz ve kenar ilmeği. Evet, modelimizin 3. sırasında da ne yaptık? 1. modelimizi nasıl kurduysak 2. modelimizin yani 2. bölümünde aynı şekilde kurduk. Yine arka yüzde de aynı şekilde bir doluyoruz. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeği birlikte ters. Bir dola. 2 ilmeği ters ör. 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 Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, modelimizin 4. sırasında bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi hanımlar, modelimizin bir yarısını bu şekilde yapmış olduk. Modelimizin şimdi diğer yarısını, yani 4 sırayı tamamladık. 4 sıramız daha var. Modelimiz 8 sırada bir kendini tekrar eden model. Şimdi burada sevgili hanımlar hiçbir zorluk yok, inanın. Bakın, kenar ilmeğimi alıyorum. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 4 sırasını düz örgü yapıyoruz. Ön yüzden. Yani 2 sıra önden düz, 2 sıra arkadan ters. 4 sırayı yani ön yüzden 4 sıra örgümüz çıkacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde bakın tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Evet, modelimizin 5. sırasında bakın bu şekilde düz ördük. Modelimizin 6. sırasındayız. Ve burada da tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimiz çok kolay sevgili hanımlar. Umarım hoşunuza gider, beğenirsiniz. Sizler de koton ve merserize iplerle yazlık örgülerde kullanabileceğiniz harika bir model. Evet, 6. sıramı da bakın bu şekilde ördüm. Şimdi modelin 7. sırasındayız. Yine aynı şeyi tekrar edeceğiz arkadaşlar. Önden bir sıra düz, arkadan da bir sıra ters öreceğiz. Ve bir modeli tamamlamış olacağız. Evet, şöyle yine kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın modelimin 7. sırasındayım. Yine tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Evet, bakın modelimin 7. sırasında tüm ilmeklerimizi düz olarak ördük. Şimdi modelin 8. sırasında da ne yapacağız? Tüm ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Evet, son sıramız arkadaşlar, 8. sıramız. Bir modelimizi bu şekilde tamamlamış olacağız. Son sıramız da düz. 8 sırada bir model yapıyoruz ama inanın çok kolay bir model. Ve gösterişli harika bir model. Evet sevgili hanımlar, bakın bu şekilde bir modelimizi tamamlamış olduk. Bakın şöyle. Altta modelimizi kurduk. 4 sıra arada önden 2 düz, arkadan 2 ters yaptık. 4 sırada düz örgümüzü yaptık. Şimdi sevgili hanımlar, tekrar burada koymuş olduğumuz modeli buraya koyacağız. Yani her model sonu aralarında 4 sıra, 4 sıradan oluşan önden 2 düz, arkadan 2 ters. Yani 4 şiş.
Şiş diyorum. Dört şiş çıkacağız sevgili hanımlar. Evet güzel hanımlar. Umarım hoşunuza gitmiş, beğenmişsinizdir. Şimdi üçüncü modelimi nasıl kuruyorum? Şöyle hanımlar hatırlatmak amaçlı. Şu ilk sıramızı nasıl kurmuştuk? Hemen birlikte kuralım. Modeli videonun başına dönerek devam edebilirsiniz. Bir doluyorum. Bakın iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Arka yüzde de bu yaptığımız işlemi sevgili hanımlar ters olarak yapıyoruz. Evet son sıramızı da tamamladık. Birinci modelimizin arkadaşlar ilk yapılışını da sizlere burada göstermiş oldum. Evet modelimizin ilerlemiş halini bir görün daha iyi anlayacaksınız sevgili hanımlar. Evet sevgili hanımlar bakın modelimiz bu şekilde harika güzel bir model. Bakın sizlerle birlikte şöyle alt modeli yaptık. Şurayı yaptık. Şimdi buradaki modelimizi buraya koyduk. İlk desenimizi bakın şöyle göstereyim size. Şu modeli şurada şurası arkadaşlar. Şu ara bölümü hemen şu düz bölümü. Şimdi yeni başladığımız bölümde modelimizin şu bölümü olacak. Evet bu kadar kolay ve güzel gösterişli bir model sevgili hanımlar. Umarım hoşunuza gider. Sizler de benimle birlikte bu güzel modeli yapmışsınızdır. Evet hanımlar hem kolay hem güzel hem gösterişli. Hem de yazlık örgülerde, kışlık örgülerde çok güzel bir model. Dilediğiniz örgü modellerinde kullanabileceğiniz harika bir model. Umarım hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Evet, şöyle gördüğünüz üzere harika, esneyen, açılan bir model sevgili hanımlar. Şu şekilde bakın görüntümüz. Gerçekten çok beğendiğim, severek yaptığım bir model oldu. Yakadan başlamalı yeleklerde de hanımlar bakın. Ve kol yapmak isterseniz, kollu bir şey yapmak isterseniz de bu şekilde harika olur. Bakın yakadan başlandığı zaman da bu şekilde. Evet güzel hanımlar modelimin oldukça güzel ve gösterişli olduğunu düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Altına lastik yapmak isterseniz de sevgili hanımlar dilediğiniz lastik modelini yapabilirsiniz. Lastik yapmadan da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde salaş istiyorsanız lastik yapmanıza gerek yok. Ama hani yelek yapacağım, hırka yapacağım, toparlasın altı bu bölümü diyorsanız lastik de yapabilirsiniz. Evet güzel hanımlar modelimizin arkasında hemen şöyle bir görelim. Bakın arkası da ayrı bir güzel şekilde. Evet bir videonun daha sonuna geldik sevgili hanımlar. Umarım modelimi beğendiniz. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle bu güzel modeli paylaşın diyorum. Ki daha çok kitlelere ulaşalım ki daha güzel, daha çok videolar çekelim. Ve herkes faydalansın sevgili hanımlar. Evet yeni bir video daha tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Kanalıma abone olmayı, bir beğeni bırakmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın.